başka bir araba geliyor çekici ya da başka bir araba çekiş halatı takıyor seninkine. Çekiyor. Seni çekip götürüyor. Böylece yolda kalmamış oluyorsun. Tabii. Şimdi Türk lirası çok geri düştü. Çok kan kaybetti. Dolar da aldı başını gitti. Şimdi dolara kanca takacak iktidar. Türk lirasına bağlayacak. Böylece dolar nereye? Türk lirası şimdi oraya. Şimdi bilmeyenler olabilir. Yeni bir enstrümandan, yeni bir uygulamadan bahsetti Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu toplantısından sonra. Bir tedbir aldıklarını, bunu hayata geçireceklerini söyledi. Detaylarını sonra açıklayacağız dedi. Bundan sonra gidip bankaya Türk lirası olarak yatırıyorsun paranı. Türk vatandaşısın veya başka neyse, Moody olarak gittin yatırdın. 1000 lira yatırdın. O arada dolar diyelim 1 liradan 2 liraya çıktı. Senin yatırdığın döneme ilişkin olarak. Senin oradaki faiz kazancın 30 kuruş. Devlet diyor ki ben bunu 1 liraya tamamlayacağım. Sen merak etme, dolar nereye çıkarsa çıksın, senin yatırdığın dönemdeki paranın dolar karşılığını vade bitiminde ben sana vereceğim kardeşim. Farkı benden. Farkı benden. Korkmana diyor. Gerek yok. Faiz yüksekse diyor faizini al. Faiz yüksekse faizini al. Faiz eğer düşük kalırsa üstünü ben tamamlayacağım. Üstünü ben tamamlayacağım diyor. Kurla aradaki farkı, yani dolar kuruyla aradaki farkı oluştuysa bir fark, ben kapatacağım. Fena bir fikir değil gibi geldi bana. Fena bir fikir değil. Ne getirir ne götürür aslında, işi bilen biriyle. Birazdan Serkan Özcan'la bağlanalım, olur. O bize anlatsın. İyi olur. İyi olur. Yayından önce de Kerim Rota'dan görüş aldık. Bir iki başka uzmanla görüşme fırsatı oldu. Takip ettik. Onlar ne diyor? Bunu nasıl değerlendiriyor? Mesela yavaş yavaş versinler İbrahim Turan'ı, nasıl görmüşler ona bir bakarak da devam edelim. Bu önemli bir paket. Cumhurbaşkanı bugün bakanlar toplantısından sonra açıkladı. Bir müdahale gelmezse piyasalar iyice çıldıracaktı. Tamamen zıvanadan çıkacaktı. Bu hafta kabus 18.30'ları buldu dolar akşam. 20 küsürleri buldu euro. Yani almış gazı gidiyordu aslında. Ve hiçbir müdahale de olmadı. Merkez Bankası'nın durumunu biliyoruz yani. Cepte çok fazla dolar yok. Emanet parayla yapabildiği müdahaleler var. O da eleştiriliyordu. Şimdi burada iddiaya girmiştik. Ben söylemiştim. Sen de hatta mi? Eğer riskini sen üstlenirsen bahse girelim demiştim. Parası evet. Senden, senin paranla kumar oynayalım. Neydi iddia? 6 aya sonuç alırız bu uyguladığımız modelin sonucunu alırız diyordu Cumhurbaşkanı. Ama 2-3 aya ancak dayanabilir ekonomi, o da dayanabilirse tekrar daha beter faizleri artırmak zorunda kalabilirler diye. Evet. Konuşuyorduk. Başka uzmanlar da, ekonomi tabii. Uzmanları da konuşuyordu. Yurt dışından yapılan raporlamalar da var, bu 10 puan beklentiler var falan, yani iş başka bir noktaya gitti orada. Hatta bugün için mesela Kerim Rota ve başkaları şöyle öngörülerde bulundu. Eğer bu hafta bir müdahale olmazsa gidişata, yani rasyonel ekonominin, iktisadın kendi mantığı içinde doğru bir müdahale olmazsa Merkez Bankası para politikası faizine %14'lere çektiği halde hazine %22 ile borçlanırken %28-30'da borçlanmaya başlayacak. Tüketici kredilerinin faizi %28-30'a gelecek. Ticari kredileri bankalar %25-30 faizle kullandıracak. Dolayısıyla faizi ezdirmeyeceğiz diye yapılan bu iş, halkı, tüccarı, esnafı, tüketiciyi faize daha beter ezdirmekle. Genel olarak da vatandaşı, çünkü hazinenin borçlandığı bankaların %14'ten ve Merkez Bankası'ndan alıp hazineye %25-30'da borç verdiği paranın makasını kapatmak da vatandaşa düşecek. Onun sırtındaydı zaten bu süreçte. Daha beter, ya vatandaşı ezdirmeyeceğiz faize diye yapılan şey daha beter ezdirecekti faize. Böyle öngörüler bugün dillendirilmeye başlandı. Ve bugün bu akşam bir niye? Müdahale geldi. Bir nevi dolaylı faiz artırımı. Merkez Bankası faizi artırılmadan, yani o yapılması gereken şey... Yani mevduat faizlerinin yukarıya çıkarılmasına da müsaade etmeden, ama orada da limit yok yukarıda. Birazdan Serkan Özcan bize anlatsın da. Normal şartlarda banka bir faiz verdiğinde 17, 18, 14, 15 bir şey veriyor. Ve sen de ona güveniyorsun, ülkene güveniyorsun. O mevduat faizine yatırıyorsun paranı. O süreç içerisinde enflasyonun onun üzerine çıkmayacağını, senin de birikiminde bir erime olmayacağına güveniyorsun. Ve bu şekilde sistem yürüyordu. Şimdi dedi ki hükümet, hayır dedi, dur. Hiç endişeye anladım. Anladım dedi senin kaygını. Aynen. Bir dakika, sen mevzuyu anladım. Mevzuyu anladım. Sen dolardan getirinin çok yüksek olduğunu görüyorsun. Gelip burada enflasyonun altında faizleri yatırmıyorsun. Bütün parayı da dolara çeviriyorsun.
Bir dakika dedi. Biz de bir şey denemeye başladık. Yeni başladık. Ağzımızdan söz çıktı. Ondan da dönemeyiz. Dönemeyiz. O zaman ne yapalım? Ondan dönmeden, dönmemiş gibi yaparak, dolayısıyla adını koymadan, Merkez Bankası faizini oynatmadan, arttırmadan senin ihtiyacını giderelim. Bir nevi dolaylı faiz artışı yapalım. Senin Türk liranı kardeşim, TL mevduatını biz bir halat bağlayarak dolarla endeksleyelim. Araya bir halat çekelim. TL dolara bağlı. Dolar ne olursa olsun ben sana vereceğim diyor. Senin TL'n geride kalmayacak. Sen bu güven içerisinde artık dolara kaçmak zorunda kalmayacaksın. Hatta dolarda paran varsa bize de güvenirsen, ülkenin ekonomisini de düzelsin istersen eğer, dolardan herkesi yatırıma davet ediyorum. TL'ye dönersin. Herkesi yatırma. Bir şunu tekrar verelim arkadaşlar. Herkesi yatırma davet ediyorum dedi Cumhurbaşkanı. 280, küçük büyük ne varsa elinizde. Yastık altındaki altınlar. Altınlar dahil olur. 280 milyar dolar civarında yastık altında yatan altın var Türkiye'de. Ama ben seni eleştiriyorum. Parayı, pulu, arabayı satıp yatırıma çevirmiyorsun. Ben çok ikna oldum. Oldum. Yapacaksın mı yani? Geçen programda söylemiştim. hayatım boyunca bu yaşa kadar kazandığım 3 kuruş para hep TL'de durdu. Şimdi kurtardı seni işte devlet. Bu şöyle, şimdi kurtardı beni. Nasıl kurtardı? Sen şimdi dolara endeksli mi yatıracaksın gidip? 2 dolar 2 lirayken şimdi geldi 18-18.5'u gördü bugün. 18 liraya geldi. Şimdi 17-30'larda herhalde. Geriye dönük olarak bir vaat yok. Mesela diyelim 8 liradayken dolar. Ama sen de çok şey istiyorsun. Geçmişteki borçların da mı geçmişteki orada... değil. 2 ay önce ya. Bir ay önce. Şimdi ne yapalım onu devlet olarak biz Yavuz, mi üstlenelim? İnsaf et. Bir ay önce. Evet. Bir ay önce dolar 8 lirayken Cumhurbaşkanı yine gelin yok, bize güvenin. Dolar bize şey yapayım, güvenin. Evet. Kendi paramıza güvenelim falan gibi iktidardan çağrılar gelirken ona güvenip iktidarın lafıyla geçen sene en son Cumhurbaşkanı genel çağrısını yapmıştı. Son konuşmasında da örtük bir çağrı vardı. Yani bundan önceki geçen hafta mıydı? Geçen hafta bir konuşmasında bu sefer doğrudan dolardan TL'ye dönün çağrısı yapmadı ama o anlama gelebilecek bir çağrıda bulundu. Şimdi diyelim ki ona güvenip sen dolardan TL'ye döndün. Evet. Ya da TL'deydin. Bu iş kopuyor. Dolar başını alıp gidecek, TL'de aşağı düşecek dolar diye. Dolar da süratle aşağı iniyor. Dolara şu anda 16-15. Senin rakamları yakalayacak herhalde bak. Tamam, şimdi şu anda dolar 16-17, 18-24. Yavaş yavaş geliyor. 2'ye doğru hızlı bir gidiş var ama. Çok hızlı gidiyor. Bu hız da sabaha yakalar. Sabaha yakalar. Şaka bir tarafa, keşke inse. Süper. Keşke. Hayır, bu gidişat çok iyi. Ama tabii bu ne kadar? Şunu bir okuyalım mı arkadaşlar? Bir okuyalım. Şunu söyleyeyim. Bu vaat edilen tedbir henüz hayata geçmedi. Geçtiğinde hangi tarihten itibaren geçerli olacak, hangi dönemleri kapsayacak o belirsiz. Büyük ihtimal geriye dönük işlemeyecek. Yani mesela bundan bir ay öncesini kapsamayacak. Bu 8 doları 8 liradan hesap etmeyecekler. Dolayısıyla zaten parası yarı yarıya değer kaybeden, parası pula dönen üstüne bir bardak soğuk su içecek. Şu anda parası dolarda olan da yaklaşık 2 lira kaybetti 2 saat içinde, onu da düşünmemiz lazım. Soru şu, ona dönme, sana bir soru. Şimdi peki bu tecrübeyi yaşamış birisi iktidarın lafıyla TL'de kalmış ya da dolarını bozdurup TL'ye dönmüş. Bunun karşılığında da parası zarar durduğu etmiş. durduğu yerde yarı İyiymiş. Yarıya değer kaybetmiş. Birisi bir daha güvenip bu iş anahtar güven. Evet. Güven olmadan düzelmeyecek. Yani iktidarın bu tedbirine ve izlediği politikaya. Onu Hazine Bakanı ilk konuşmasında söyleyeceğim. Güvenmek gerekiyor. Bana güvenin dedi, evet, bize tamam. Güvenin. Şimdi bir kere, hatta 2015-16'dan beri birkaç kere güvenip TL'ye dönen, TL'de kalanlar zarara uğradı. Dolara yatırım yapanlar yaya kalmadı, dört nala şahlandı. Şimdi bu tecrübeden sonra, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer ya, bu tecrübeden sonra nasıl o güven yeniden inşa edilecek? Ya bir daha başka bir macera patlar ve yine altında ben kalırsam diye korkmaz mı insanlar?